Hastalar ne durumda? Olan hastamızın tepkilerini görmüştük bugün için. Hani CRP'sinin 3'e 20'de olduğunu gördük. İndikasyon var. Görüyorsunuz. Burak Kürmeli'yi takip ettiğimiz hastamızın genel durumunu seyretti. Ateş yüksek, yoğunladı. Antibiyoterapisinin 3. günündeyiz. Burada bu olacağım hastamızı söyleyeceğim. Bugün yine bir kez bir hata oldu. 1 dakika kadar sürdü. Sonrasında toparladı tekrardan. Evet. Sakın ağlama, tamam mı? Anlamayacaksın. Orada istemiyor bak kimse. Aslında son 3 haftadır ciddi bir artış söz konusu. Normalde günlük hasta kapasitemizin yaklaşık 3-4 katı kadar daha yüksek sayıda hastayla karşı karşıyayız. Özellikle viral enfeksiyonlara bağlı, üst solunum yolu enfeksiyonları, yine bronşolit dediğimiz hava yolu hastalıkları ve viral pnömoniler, zatüreler şu anda pik yapmış durumda. Bu viral enfeksiyonlar özellikle RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüs, rinovirüs, influenza gibi bir takım virüslere bağlı bu enfeksiyonları görüyoruz. Tabii ki çocukların kreş ortamında olması, okullarda olması, havaların soğuk olması ve insanların kapalı ortamlarda birbiriyle yakın temasta olması bu enfeksiyonların daha da hızla yayılmasına sebep oluyor. Ama özellikle ilk 6 aylık dönemlerde bu enfeksiyonlar oldukça ağır seyredebiliyor. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka hastaneye gelerek bizler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışındaki hasta gruplarında rutin üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyredebiliyor. Genel olarak önerilerimiz bol sıvı alınması, ateş düşürücü verilmesi ve genel durumunun izleminin, destek tedavilerinin yapılması şeklinde önerebiliriz. Yani ortalama 300-350 hasta sayısı bakarken şu anda binleri bulmaya başladık. Burun akıntısı, kuru öksürük, burun tıkanıklığı, hızlı soluk alıp verme en önemli şikayetlerimiz oluyor. Yani bu viral enfeksiyonlar zaten ilk 6 ayda büyük ihtimalle hastaneye yatış gerektiriyor. Yani yoğun bakıma yatan tabii ki hastalarımız var. Bazen bu viral enfeksiyonlara bağlı ensefalit veya konvizyon, havale geçirme gibi tabloları da görebiliyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi soğuk mevsime girmiş durumdayız. Bu kış mevsiminde solunum yolu enfeksiyonlarını çok sık görüyoruz. Önceki aya göre belirgin bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ama havaların soğumasıyla birlikte bu girdiğimiz mevsimin aslında beklediğimiz özelliklerini görebiliyoruz. Bu açıdan bakarsak şu an çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonlarını görmekteyiz. Bunların hangileri olduğunu biraz açarsak çoğunlukla RSV virüsü, yani respiratuar sinüsitiyal virüs dediğimiz solunum yolu virüsü şu an en başta geliyor. Onun dışında influenza, yani grip enfeksiyonu var. Bunun dışında halen önceki kadar yoğun olmamakla birlikte COVID vakalarını görüyoruz. Şu an bizim yataklarımızın hepsi dolu. Şu an bizim klinimizde 15 yatağımız var. Çoğunlukla şu an RSV'nin, influenza'nın ve COVID'in hasta yatışlarından sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu döneme bakarsak öncekinden biraz daha farklı. Şu an yatan hastalarımızın çoğunluğu çok küçük bebekler. Büyük çoğunluğunun aslında 6 aydan küçük bebekler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, öksürüğe
yaptığını biliyoruz ama öksürük dışında özellikle küçük çocuklarda hırıltılı solunum veya hışıltılı solunum, nefes darlığı yaptığını biliyoruz. Bu hastalık çocukları hastaneye düşürüyor ama çoğunlukla öldürücü değil. Eğer çocuğun altta yatan bir başka hastalığı, örneğin bir kalp hastalığı, bağışıklık sisteminde ciddi bir sorun yoksa bu hastalıkların aslında iyileşmesini bekliyoruz. Şimdi şu an biz 20 yataklıyız ve yatağız ve şu anda 17 hastamız var, 3 boş yatağımız var. Değişik nedenler hastalar yatabilir, cerrahi olabilir, işte onkoloji grubu hastalar yatabilir ama bugünlerde özellikle küçük bebek sağlıklı olan, bazen de konjenital kalp hastalığı dediğimiz doğuştan kalp hastalığı olanlar, nörolojik hastalığı olanlar RSV nedeniyle yoğun bakıma, pnömoni, zatürre dediğimiz ve bizim ağır formu hipoksik solunum yetmez yapan ARDS nedeniyle yatırdığımız hastalar bugünlerde var ve doluluk oranımız geçen aya göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıla göre farklı mı derseniz, şimdi kış döneminde dalga dalga oluyor bazen. Bazı dönem grip dediğimiz influenza çok oluyor ve bununla ilgili yatış oluyor. Bazen RSV, bazen rinovirüs yapıyor bunu. Şu an için RSV ile ilgili ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Covid'den sonra da ilginç bir şekilde bu virüsler kışın da oluyor. Bazen sonbahar ve ilkbahara da kayabiliyor. Böyle bir böyle dalga dalga mesela 3 kez salgın yapan dalga gördüğümüzü söyleyebiliriz geçen yıl için. Bu dönemde RSV nedeniyle kaybettiğimiz hasta olmadı. Yaklaşık 30'a yakın hasta yatırdık son bir ay içerisinde bu RSV nedeniyle. Ama ciddi düzeyde solunum sıkıntısı, iyi bir yoğun bakım desteği, iyi bir yönetim gerektiriyor. Bizim hastanemizde hem acilde hem enfeksiyon servisinde hem çocuk yoğun bakımda bu hasta grupları yakından ve koordineli bir şekilde izlediğinde, işte acilde ise yatış gerekiyorsa enfeksiyon servisine yatması gerekiyorsa, oradan da bize gelmesi gerekiyorsa bize ya da acilden doğrudan biz kabul ettiğimiz hastalar oluyor. Burada zaman kaybı olmadan iyi bir hasta yönetimiyle mortalitenin olmamasına katkıda olduğunu düşünüyorum ben.